ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Milyonlarca kişinin kamu personeli olmak için yarıştığı kamu personeli seçme sınavı, 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşti. Sınava ilişkin skandal iddiaların ortaya çıkması üzerine, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verildi. Bu kapsamda, 3 Ağustos 2022 tarihli resmi gazetede Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alındığı yayımlandı. Kamu personeli seçme sınavının, KPSS, pazar günü gerçekleştirilmesinden sonra Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM, sınav cevap anahtarının belli bir kısmını açıkladı. ÖSYM'nin paylaştığı sorularla karşılaştırma yapan bazı adaylar, ilginç bir sonuçla karşılaştı. Bir yayın evinin hazırladığı sorular ile, ÖSYM tarafından hazırlanan sınavdaki soruların uyuştuğu iddia edildi. Sosyal medya üzerinde konuşulmaya başlanan iddia bir anda Türkiye'nin gündemi oldu. KPSS'deki skandal iddialarının ardından, ÖSYM Başkanı görevden alındı. Gündemdeki konuya ilişkin ÖSYM'nin asılsız iddialar açıklaması yapmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na talimat vererek sürecin araştırılmasını istemişti. Bu kapsamda, ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. ÖSYM, bugün iddialar asılsızdır demişti. ÖSYM iddialar hakkında bugün açıklama yayımlamıştı. 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.